Sadece hükümdarlar mı? Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'den Sarı Saltuğa, Kurt Baba'dan Dikmen Baba'ya, Hıdır Baba'dan Ali Baba'ya kadar gönüllerin hükümdarı olmuş nice isim var o tek bir dizede. Bu sebepledir ki bilesin bizim de gönlümüz ilk günkü gibi sendedir. Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara gelen gönül dostlarından günümüze kalanları gün ışığına çıkarmak için onların geçtiği yollara revan oluyoruz. Makedonya'nın en güzel şehirlerinden olan, ismini de arkamda görmüş olduğunuz gölden alan Ohrid'deyiz. Balkanlarda Müslümanlığın yayılmasına vesile olan isimlerden birinin makamı da Ohrid'de ve biz biraz sonra hep beraber o makamı ziyaret edeceğiz. İzler bizi Ohrid şehir merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sveti Naum Manastırı'na getiriyor. Manastırın içinde yürüdüğümüz bu yol bir zaman tüneli gibi bizi tarihin derinliklerine götürüyor. Gölü kenarındaki Sveti Naum Manastırı aslında 1950'lere kadar Müslümanların da ziyaret ettiği bir tekke, türbe ve dergahtı. Sarı Saltuk öldükten sonra pek çok şehre ve ülkeye hatta tabutları gönderildi. Bu arkamda gördüğünüz bina da o makamlardan biri. Anadolu'nun ve Balkanların Türkleşmesinde İslamiyet'in yayılmasında önemli rol oynayan Sarı Saltuk, 12. yüzyılda Güneydoğu Avrupa'da yaptığı çalışmalarla Bektaşiler arasında nam salmıştır. Kafirlerin dillerini ve dinlerini alim ve rahipler kadar iyi bilen onları İslamiyet'e davet etmek için kilise ve saraylarına giden, hatta bir rahip gibi vaazlar veren Sarı Saltuk'un efsanevi kişiliği maalesef tüm bu yaptıklarının önüne geçmiştir. Yaptıklarıyla Bektaşiler arasında şöhret kazanan Sarı Saltuk, özellikle de Bektaşi tarikatiyle özdeşleşmiştir. Müslümanların mecburi göçe tabi tutulmasının ardından Balkanlarda Müslüman nüfusunun azalması sonucu bahçesine, tepesine haçlar dikilen Sarı Saltuk Türbesi maalesef unutulmaya yüz tuttu. Sadece burası mı? Daha pek çok Bektaşi Türbesi ve Bektaşiliğin izleri Balkanlardan hızla silinmeye başladı. Çan seslerini duyuyorsunuz. Şimdi de Pirilep. Pirilep şehir meydanında zamanın izlerini silmeye çalışanlara tek başına direnen, her bir taşı tarihi birer hazine olan yıkık bir duvar var. Bu duvar Pirilep'in kurucusu olduğuna inanılan Ali Baba'nın kurduğu aşevine aittir. Rivayet odur ki Ali Baba Enel Hak dediği için çıkarılan bir fermanla bu duvarın önünde
başı kesilerek öldürülür. Kesik başını kolunun altına alan Ali Baba 2 kilometre yukarı gider ve son nefesini verdiği yere mezarı yapılır. Bugün Hristiyanların dahi Pirilep'in kurucusu olduğuna inandıkları Ali Baba'nın mezarı türbeye dönüştürülmese bile hala tek başına zamana direnmektedir. Zaman, tarihin izlerini belleklerden silse de bizler görünenin ardındaki görünmeyeni gözler önüne sererek bize hazine kalan o mirası sanatın birleştirici gücüyle anlatmaya devam edeceğiz. Selamun aleyküm. Benim adım Onur Hüseyini. Makedonya Gostivar'da yaşıyorum. Marif okulunda eğitim görmekteyim. Şu anda Kuzey Makedonya'nın Kalkandelen şehrinde bulunuyoruz. Beren Peker, 12. sınıfım. Uluslararası Marif Okulu'nda Üsküp'te okuyorum. Şu an Üsküp Kuzey Makedonya'dayız. Şahsen ben bir Türk Dili ve Edebiyatı hocası olarak tiyatronun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sarı Saltuk'la ilgili bir bilgim yok. Yunus Emre, bilmiyorum. Hacı Bektaş Bey hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kendisi sanırım. İnsan utkan bir varlık. Zaten insan kelimesinin de kökeni nisyandan türemiş ve günümüz dünyası zaten her şeyi bize unutturmak üzere kurulmuş. Hacı Bektaş Bey ile ilgili çok bir bilgim yok ama bugünkü programımızda bilgileri öğreneceğim. Hünkâr Hacı Bektaş Bey, alın içeri. Derdi büyük olmasa buralara kadar gelmezdi der. Yunus Eşikler içeri girer. Hünkâr, geç otur. Yorulmuşsundur der. Bize alıç getirmişsin. Hünkârım, yok yoksul bir köylü, çam sakızı çoban armağanı der Yunus. Allah, hasarıma uyuşmuş, gözyaşları selahlar, Kerbela'yım da ise, göz ediler yol anlar. İbimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. Şimdi de gönüller yapmaya geldim diyenlerden bize miras olan Kalkandelen'de bulunan Harabati Baba Tekkesi'ndeyiz. Bu tekke 1538 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın ilk eşi olan Mahidevran Sultan'ın ağabeyi Server Ali Paşa tarafından kurulmuştur. Rivayet odur ki Bektaşilik'te dede baba makamını kuran ve Hacı Bektaş'ta bu posta ilk oturan Server Ali Paşa gördüğü bir rüya üzerine vezirliği bırakıp dergaha geçmek için padişahtan izin ister. Bu isteğe anlam veremeyen Kanuni Sultan Süleyman kendisine sen sersem mi oldun? Vezirlik bırakılır da dervişlik yapılır mı der. İşte o günden sonra Server Ali Paşa Sersem Ali Paşa adıyla anılır. Bu sebeptendir ki bu tekke İslamiyet'i Balkanlarda yaymak için gelen Sersem Ali Paşa adıyla da anılır. Burası aynı zamanda onun makamıdır. Harabati Baba Tekkesi içerisinde bulunan bu gördüğünüz çeşme karşıdan bakıldığında bir aslan figürünü yansıtır. Bu da Allah'ın aslanı olan Hazreti Ali'ye ithafen yapılmış bir çeşmedir. Tekkenin içinde en önemli yapılardan biri de 1799 yılında Kosova valisi Recep Paşa tarafından verem hastası olan kızı Fatma Hanım'ın rahat nefes alması için yaptırdığı Mavi Konak'tır. Dört makamı simgeleyen, dört kapısı bulunan tekke, 16. yüzyılda Malatya'dan gelen ve tekkeyi dergaha çeviren Harabati Baba'dan alır adını. Bugün Balkanlarda Bektaşiliğin yaşatıldığı en büyük dergah burasıdır.
Orada bir köy var uzakta. Gitmesek de, gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Adı bugün bile hala tabelalardan silinmeye çalışılsa da ismi kalplerimize kazılı olan o köy bizim köyümüz. Neresi mi? Kanatlar Köyü. Yırak yoldan geldim, darına durdum, tülbene gelmişim, gör Hacı Bektaş. Tanrının adına dilek dilerim, Nevruz'u sultan aşkına ver Hacı Bektaş. Allah'a yalvardım tülbene geleyim, gelip de yüzümü sanduka süreyim. En içten yalvarırım, sağlık isterim, Muhammed Ali aşkına ver Hacı Bektaş, Nevruz'u sultan aşkına duy Hacı Bektaş. Yalvarırım şehidim canı gönülden, dertli kullarına derman veresin. Herkesin gönlünde bir istek vardır, Musa Kazım hakkı için ver Hacı Bektaş, Nevruz'u sultan aşkına duy Hacı Bektaş. Pir Balım Sultan'ı ziyaret ettik, kadıncık anaya bir boyun kestik, onlardan da pirim sağlık istedik. Hasan Hüseyin aşkına ver Hacı Bektaş, Nevruz'u sultan aşkına duy Hacı Bektaş. Şu garip dervişinin müradını verin, niyazımızı namazımızı kabul eyleyin. Ak aşkına pirim sizden isterim, mürşidim aşkına ver Hacı Bektaş, Nevruz'u sultan aşkına duy Hacı Bektaş. Azmi aşık kulunu duy Hacı Bektaş, gelmemiş canları da çağır Hacı Bektaş. Herkes müradını almak isterdir, Ehli Beyt aşkına ver Hacı Bektaş, Nevruz'u sultan aşkına duy Hacı Bektaş. Bu yer Bektaşi Derya'ıdır. Azilerde Sünni kardeşlerimizin camisi var ve Peri'de onda karşıda Ortodoks Hristiyanların kilisesi var. Yıllarca beraber geçinip gideriz. Biz Müslümanlar, Sünniler, Bektaşlılar kız alır kız veririz. Hristiyanlarla öyle bir özelliğimiz yok ama düğünlere, onların bayramlarına, onlar bizim cenazelerimize gider geliriz. Şükür Allah'a yıllardır yaşayıp gideriz. İçinde bulunduğumuz türbe kime ait? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bulunduğumuz makamın içi Dikmem Baba. Esas ismidir Mehmet. Dikmem Baba buraya nereden gelmiş? Horasan'dan gelmişler. Bugünkü işte var Horasan, Irak. Burada Yahudiler yaşarmış ve Ortodoks Hristiyanlar yaşarmış. Peki Dikmem Baba'nın buraya yerleşim hikayesini biraz anlatır mısınız bize? Eyvallah, anlatırım. Aşağıdan treska denilen, soğuk bir su demek, titreten anlamına gelir. Arfa harfına tercüme edersek treska, bugünkü Makedonca dilinde derenin ismi. Bizim inançta kırkların ulusu Olşay-ı Merdan Hazreti Ali dedikleri görmüş, bakmış ki birisi bir derviş, tulum kopuk yırtıktır ama su sızmıyor, akmaz. Demiş Aydar, nedir ismi bu dervişin, ne su taşıyor bu tulumla? Mehmet'tir demiş Erenler Şah. Demiş Mehmet pişmiş, olgunlaşmış. İki arslan bir posta yaşamaz, herhalde yurt yeri ister demiş. Valla bilmem demiş Erenler Şah, sabahıyla söyledim ama bana inanmadı ki misafirlerimiz gelecek, tulumu dik, su taşı, kazanları hazırla, kurbanlar tığlansın, yiyecek içecek, akşama da muhabbetimiz olacak. Ondan sonra çağırmış, Mehmet sen artık pişmişsin, sana bir yurt yeri göstereceğiz, oraya gideceksin. Ateşler zaten yanarmış, kazanın altında bir parça böyle bir kor ateş. Demiş ki
Şimdi bu koru fakir atacağım. Sen bunu takip edinesin. Nerede düşüp takılacak, orası sana yurt yeri olacak. Sırtını sıvazlar ve melek gibi olur, kanatlanır, kanatları olur. Ondan sonra destur ya Allah deyip elini öper ve bu da ya Allah deyip kırkların ulusu ol Şahimerdan o koru fırlatır. Burada az ileride görmüş duman tüter, o koru benzetmiş. Ben yetiştim o ağaca, vardı burada Hristiyanlar otururlardı. İşte inanmazlar, giderler onu keserler. Ondan sonra Dikmen Baba da onlara bir beddua eder. Ne abi nişan perişan olurlar buradan. Ohri'ye bir takımları gittiler ama öyle dağılıp perişan oldular. Neyse gelmiş buraya, Horasan erlerindenim, Anadolu'danım, Hacı Bektaş'tanım, Türk'üm, İslam'ım, Bektaşi inancından. Geldim buralarını inşa etme. İslamiyet'i buraya yayma, Müslümanlığı yaymaya geldim demiş. Ya ama bunlar da demişler ki biz burada inancımız var, Yahudiyiz. Ya demiş biz sizin kalbinizi fethetmeye geldik. Ne derdiniz de var ise derdinize derman olmaya da geldik. Hastalara şifayız biz, dertlere dermanız, gönüllere imanız. Adam öyle sıralamış Dikmen Baba. Bunlar inanmamışlar, küsmüşler. Bir hastalık gelmiş, başlamış. Çoluk çocuğu ölmeye, tam muhtarın da çocuğu ölmüş. Demiş ki böyle böyle oldu. Çocuklarımız başladı köyümüzde ölmeye. İşte benim de çocuğum öldü. Acaba kendisini bir diriltirebilir misin? Hay hay demiş. Siz yeter isteyin. Evelallah biz bir dua yaparız. Çocuğunuz kalkar ama sözünüzü tutarsanız bana bir sırımlık yer verirseniz burada. Verdik gitti rica ederiz. Aman Dikmen Baba da dua eder Allah'a, Muhammed Mustafa'ya, Ali'ül Mırtıza'ya der ki sayıklar ve esas çocuğu dirilmiş. Tekrar Yahudiler cayarlar. Yok ya demişler, hiç olamaz, sen buralardan git. Bundan sonra tekrar danışır mürşidine Dikmen Baba. Yahudiler bu sefer beddua et, nabi nişan olsunlar. Buradan gitsinler, hiç kalmasınlar. Gerçek öyle bir beddua eder ve Yahudilerden nişan kalmamış, gitmişler. Burası kalmış Kanatlar Köyü. Avramovsa'dan kanatlar olur. Derviş dedem, Kanatlar Köyü'nde kaç adet mezarlık var? Şimdi burada içinde bulunduğumuz burası sadece özel Bektaşilere aittir. Bektaşiler burada gömülür. Karşıda Müslüman kardeşlerimiz, Sünni kardeşlere aittir. Onun yanında biraz Hristiyanlara, biraz daha bir vadide orada var. Yine Müslümanlar orada defnolur ve boşnaklar fazla orasını beğendiler. Onun az sağında Ortodoks Hristiyanlar ve karşıda da böyle de biraz karma karışık öyle. Çünkü bizim sülaleden benim kardeşim ve kız kardeşim de var orada yatırlar. Bektaşilerle Sünniler bir mezarlıkta defnolurlar. Böyle 5 tane mezarlığımız köyümüzde var. Bu mezarlıktaki ilk mezar taşı, ilk mezar hangisi? Şu arkanda göründüğü Dikmen Baba'nın hizmetçisi. Hemen burada Derbi Sülü adındaki ve diğerleri zamanla işte günümüze kadar dolmuş. Derviş dedem, biraz evvel bu mezarlıktaki ilk mezarın bu mezar olduğunu söylediniz. Neden bu mezarın yeri belirlenmemiş ve kapının önünde tutulmuş duruyor? Kerbela'dan ora alıntıdır. İmam Hüseyin'in tülbesine girmek için Ürbin Yezid adında birisi Ürgazi olur ne zaman İmam Hüseyin tarafına geçer ve der ki benim kabrimi çiğnesin, çiğnesinler ondan sonra tülbeye girilsin. İşte o buraya ne zaman Konya Kahraman'dan Şemkalar'dan gelmişti Derbi Sülü hizmetçisiymiş ve aynı o da demiş ki benim kabrim çiğnensin
ve içeriye girilsin. Kanatlar Köyü'nde Dikmen Baba dergahı dışında mutlaka görülmesi gereken bir yer daha var. Şimdilik yine Kanatlar Köyü'ndeyiz. Kanatların Poyraz tarafındayız. Bulunduğumuz mekanın ismidir Kurt Dede. Aynı Orasan Erleri'nden gelmiştir. İsmi Seyit'tir ama bir de peygamber nesline, peygamber soyuna Seyitler derler. Hasan'ım avu içti, lebi süker ak çeker. Hüseyin attan düştü, kime şeker ak çeker. Nerede kalmış acaba? Bismillah, Allah Allah. Ali'nin 11 oğlu nerede yatar ak çeker. Fatma ana ciğeri sızlar sızlar ak çeker. Hüseyin attan düştü. Esselamu aleyküm ey can sitereni tarihi evliya. Esselamu aleyküm ey şerif hakim Mustafa. Böyle burada gayip erenlere de selam veririz böyle. Ver cemali Muhammed cemali İmam Hasan İmam Hüseyin Ali Rabülen'de salavat. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed ve ala ali Muhammed. Evladına ehli beytine selam olsun ya Muhammed Mustafa. Kurt Dede de buradaki mekanında çiftçicilik yaparmış, öküzleri de varmış. Buralarda az ileride bir yerde bir tarlası varmış. Karşıda gördüğümüz o süit ağaçları, orada dere geçer, gitmiş tarlayı sürsün. Öğlen gelmiş, biraz öküzleri de salıvermiş otlasınlar. Biraz uzanmış da kestirme uyumuş, bir kalksın ne görsün. Kurt öküzünü bulmuş ve kurt tabi görür insan. Hemen koyulmuş kaçmaya demiş. Gel gel kaçma. Tarla yarım kaldı. Sen nasıl bu hata ettin? Öküzümüzü boğdun. Şimdi bonduruya gir. Cezanı çek. Tarlayı bitirelim. Ondan sonra dağa git. Ve kurt da dönmüş. Bonduruya koşulmuş. Tarlayı devam etmişler sürmeye böyle ama köylüler görmüşler. Ey dede kurdu koşmuş. Dede kurdu koşmuş. Ve öyle ismi de Kurt Dede demiş. Bu mekan da burada Bektaşilerin mehçitidir. Bektaşiler burada cumayı kılarlar. Şurada da bir kılıç var. Onun ismi Zülfikar'dır. Hazreti Ali'ye Safiyin Savaşı'nda gökten inmiştir. Ve ayetiyle Rafeta ila Ali ila Seyfe ila Zülfikar. Ali'den yiğit, Zülfikar'ından da keskin kılıç dünyaya gelmemiş anlamınadır. Peygamber Efendimiz söylemiştir. Öyle işte o kılıç Zülfikar'ı simge. Ali yar Ali. Balkanlar'da yüzyıllar önce gönülleri fethedenlerin torunlarından birinin evine misafir oluyoruz. Ve demli bir çay eşliğinde sımsıcak bir muhabbete kendimizi bırakıyoruz. Cevdet Bey, öncelikle bizi evinizde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Kanatlar Köyü'nde bir kadının ve bir erkeğin günü nasıl geçer? Bunları bizimle paylaşır mısınız? Kadınlarla erkekler bizim köyde eşit çalışır. Kadının işi ayrı değil erkekten. Bahçe işi ise beraber çalışırız. Burada geçimimiz genellikle çiftçilikle, hayvancılıkla, tütün, biber, kapya dediğimiz biber, beyaz biber, bostan karpuz. Genellikle fazlasıdır kazancımız tütünden. Peki burada Bektaşi'ye yönelik sürdürülen gelenekleriniz, ritüelleriniz var mıdır? Bektaşi anlamında gençlerin o kadar bilgisi yoktur. Çok göç olmuş kanatlardan. O 750 haneden 30 haneye düşmüş bizim köy. Şu an Kanatlar Köyü 450-500 haneye yakın 3000 nüfuslu bir köy oldu. %5'i Maçya'dan olur. %60'ları Sünnidir. Geri kalanıdır Bektaşi. Alevilik, Bektaşilik kutlamalar olur. Davet gelir Acı Bektaş'tan. Gideriz. Aşure zamanı geldiği zaman gençlerimiz de orada, kadınlarımız da orada, yaşlılarımız da orada. Hepimiz birlikte ve
bir tabii köylü olarak aynı anda toplanırız. Her sene yapılır mı? Katılım nasıldır? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Aşure'yi akşamdan kaynatırız. Beraberlikle. Ertesi günü mesela yemekler olur. Kurbanlar kesilir. Yemekler olur. Değişik değişik yemeklerimiz var. Osman mutfağından kalan yemekler hala günümüzde devam eder. Burada cenazeler nasıl olur? Onunla ilgili ritüeller nelerdir? Ne yapılır? Normal Müslüman adetleri gibi birbirimize destekte bulunuruz. Kime bir şey ne lazım? Hani köylü olarak yardımımız dokunur. Cenaze evi yemek yapmaz. Cenaze evinde yemek pişmez. Köylüler, komşular, akrabalar cenaze evine 7 gün sırtıyla devamlı yemek götürür. Çünkü cenaze evi yas evidir. Burada düğün dernekler nasıl olur? Kız alıp kız vermeler nasıl olur? Bunu da bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Düğünlerimiz valla anlatılmaz, yaşanılır. Perşembe akşamı başlar, pazar akşamına kadar sürer. Yalıklılar kınasıymış, alımıymış, tapınmasıymış. Hani düğünlerimiz güzel olur. Makedoni da, Sünnisi de, Bektaşisi de gelir. Kim olursan ol yine gel. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Bugünkü gösteri etkileyiciydi, güzeldi. Hünkar Hacı Bektaş Veli ile Yunus Emre'nin konuşması çok hoşuma gitmişti. Yunus Emre'nin hayatı anlatılmıştı. Orada en büyük özellik doğru söz okunuştu. İlk başta buğday alıp sonra... Geri döndük hünkârına ve dedi ben nefes isterim. O da dedi çok geç kaldı. Tiyatroda bir söz beni etkiledi. Dil mızraktan daha derin yaralar. Her şeyden önce bu dünyada nasıl kardeşlik, beraberlik ve sevgi içerisinde yaşayacağımıza dair mesajlar vardı. Bir yerde demir dağlarda kaldık diyordu. O bana Göktürklerin hikayesini hatırlattı. Anadolu dediği yer en güzel yeriydi. Turski jezik ne razumijem, ali za pesmu emociju jezik nije potreban. Hvala vam. Gelecek nesillere ektiğimiz tohumların yeşereceğine olan inancımızla tekrar gelmek üzere gönül coğrafyamıza şimdilik veda ediyoruz. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen o yalan. İlim beşikte başlar, mezarda biter. Elimden gidilmeyen yolun sonu karanlık. Sevelim. Sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Gör bak neler var.